Geldin yeğenim. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Bir dakika bekleyin. Hemen insanlar biraz toplansın diyor bizim teknik elemanımız İlhan. Sağ olsun. Her Tamam. daim arkamızda. Tamam. Evet. Yavaş yavaş katılmaya başladı. Evet. Kaybettiğim istemiyorum Salih Hocam. Bir saat hemen geçiveriyor. Ben başlayayım Aynen inşallah. öyle. Olur. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Allah'ın rahmeti, bereketi, muafiyeti, hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Amin. Tülay Allah razı olsun. Akbulut. Tülay Akbulut Deryancı Eğitim Kurumları'nda 20 yıldır görev yapıyorum. İşte önce ailesinin bir ferdi olarak bütün arkadaşlarımla birlikte çalışmaya devam ediyoruz çok şükür. Şimdi sizi bir vasıfla seslendirmem lazım ama ne diyeceğim doğrusu ben de bilmiyorum. Araştırmacı, yazar, editör, radyocu, TV programcısı, aile danışmanı, psikoterapist. Estağfurullah. Yani hepsinden Estağfurullah. önemlisi ben bir Yok dost, yok. bir abla diyeyim. Kendi ifadesiyle altı harika çocuk sahibi bir anne diyeyim Saliha Erdim için. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Şimdi sizi tanımayan yok aslında. Hani Estağfurullah. ekrancı olarak da gerçekten isim olarak da insanlar aşinalar tanıyorlar sizi ama biyografi olarak genelde o bilgimiz hep eksiktir. Acaba nerelerden gelmiş, nasıl gelmiş bu noktalara? Biliyorsunuz ben okulda misafir ağırladığım zaman onlar için böyle uzun uzun videolar hazırlıyorum. Ayrıntılı Çok anlatmaya hazır, çok güzel çalışıyorum. oluyor. Üstelik onları da ben şahsen bana hazırladıklarınızdan biliyorum. Son derece güzel, son derece hoş ve bilgilendirici. Elleriniz dert görmesin. Evet, şimdi sözü olarak ne kadar ifade edebilirim bilmiyorum. Hemen kısaca bir bahsedeceğim Salih Hocam. Samsun'da Estağfurullah. oturdum. Çok şükür ben de Samsunluyum. Öyle de bir ortaklığımız var. Hacettepe'de yüksek hemşirelik okurken terör olayları dolayısıyla bırakmak zorunda kaldınız. Açık öğretimden sosyal bilimler okumak için davrandınız. Fakat orada da başörtü engeliyle karşılaştınız. Bizim nesil çok bilir hani bu tarz sıkıntıları ve engelleri. Hani aslında felaket zamanları insanoğlunun insanlık adına level atladığı dönemler aslında. Hani kişisel olarak da eğer doğru bakış açısıyla bakabilirsek bu hadise bizim için sıçrama tahtası olabilir. Yani size de bakıyorum hakikaten öyle olmuş. Hiç durmamışsınız, kişisel gelişim eğitimleri almışsınız, yaşam yönetimi, diksiyon, fonetik, iletişim becerileri pek çok eğitim almışsınız o dönemlerde. Yine 5 yıl sağlık geçmişinizden dolayı hemşirelik yapmışsınız. İki farklı yerde gözüküyor. Bir de 3 yıl bir Kur'an kursunda hemşire olarak vazife yapmışsınız. Doğru. Sizin 3 yıla evlendiğiniz tarih olarak gözüküyor. Evlendikten sonradan farklı bir alan açılmış. Anne eğitim kurslarında organizatör olmuşsunuz, eğitimci olmuşsunuz. Çocuklarla birlikte siz de büyümüşsünüz, hem büyütmüşsünüz maşallah. Teşekkür. 94-95 yılında Derya Önce Eğitim Kurumları'nın ilk nüvesi olan Önce Eğitim Ankara'da değil mi? Ankara'da ilk defa başlamış. Orada da daha sonra İstanbul'da da Derya Önce Eğitim Kurumları'nda da aile eğitim programları yapmışsınız. Aile okulu çalışmalarında hem organizatör olmuşsunuz hem eğitimci olarak katılmışsınız o dönemlerde. O yüzden bizim için farklı bir yönünüz de var tabii. Bizim kurucu genel müdürümüz Zekeriya Erdem'in eşi olmanız vasfıyla da çok eski bir Çok şükür. dostluğumuz var. Olarak bir muhabbetimiz var size karşı. Allah razı Şimdi olsun. hocam buradan sonrasını hani vallahi çok zor saymak o yüzden şöyle genel ifadelerle Estağfurullah. geçiştireceğim. Buyurun. Yurt içi ve yurt dışı pek çok seminer vermeye hala devam ediyorsunuz. Mayer FM'de, Seyir FM'de, Moral FM'de yayınlar yapmışsınız. Burada bir okul olmuşsunuz. Hatta bir ekol diyeyim ben oldunuz bu Estağfurullah. eğitimlerle, Yok bunun çalışmalarla. demek. Yaygın eğitim alanında maşallah. 2010 yılında bir medya etik ödülü aldınız gözüküyor bir aile içi Evet. iletişim programı ile. Bir eğitim derneği tarafından yılın annesi seçildiniz. Evet. Evinde televizyonu olmayan birisi olarak televizyonculuğa adım attınız. Hani o da hakikaten çok enteresan. Bu arada sosyal bilimleri bitirdiniz, yasaklar kalkar kalkmaz sosyolojiye geçiş yaptınız. Bu arada bitti mi Aynen. sosyoloji? Bitti. Sosyoloji bitti. Şu anda Medeniyet Üniversitesi'nde aile danışmanlığı yüksek lisansı yapıyorum. Maşallah, subhanallah, tebarekallah. Onu da ben yakalayamamışım. Orada arada Estağfurullah.
Maşallah yani yine pek çok dergide işte editörlük yapmışsınız. Burada Mektup, Ferzan, Beyan, Yeni Dünya Hanımefendi dergilerinde hem yazmışsınız hem editörlük yapmışsınız. Burada hocam birçok kitap gelmiş geçmiş. Sıradan konulara sıra dışı yaklaşımlar, yenilenerek hayat filminden kurtarıcı kareler, eşimi anlamak istiyorum, kendime yardım etmek istiyorum. Sorusu olmayanın cevabı yoktur. Evet, o bir şeydi. İnternette cevaplandırılmıştı. Onu promosyon olarak yayın evi çıkarmıştı. O çok hani güzel. Satışa sunulan bir kitap gibi değildi. Sadece soru cevaplardan oluşuyor. Evet. İzleyicilerimiz artık sabırsızlanıyor hocam. Sözü size devrediyorum. Biz panik yok diye sizi takdim ettik konu olarak. Mevcut durumu bir analiz edelim. Önce Müslüman olarak biz başımıza gelen hadiseleri nasıl yorumlamalıyız hikmet boyutuyla? Anne babanın kaygısı kaygılıysa eğer evlatlara geçiyor. Sağlık maskesi edindik hepimiz. Bunun yanında manevi maskelerimiz de olacak mı? Bunu konuşalım. Yani niyet temizliğinden başlayarak sözü size devredeyim hocam. Buyurun. Efendim, öncelikle bütün takipçilerimize, değerli seyircilerimize selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Rabbim bu zamanımızı hayırla geçirmeyi nasip etsin, hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun inşallah. Öncelikle bizi insan olarak yaratan, Müslümanlıkla şereflendiren, bize akıl, muhakeme, idrak gücü veren, iradeyle donatan ve bizi sürekli gelişecek bir formatta yaratarak muhtelif olaylarla bizi hep kendisine yönelten Rabbimize, bizi çok seven Rabbimize şükürler olsun. Bizi var etti, hiç yok olmayacak bir varlık lütfetti bize. Bir dünya hayatımız var, bir ahiret hayatımız var ve biz hiç yok olmayacağız. Çünkü bizi var etmeyi seçti, şükürler olsun. Bize insan bir peygamber gönderdi. Neyi nasıl yapacağımızı bilemezdik. Onun hayatına bakarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri nasıl almış, nasıl yorumlamış, onlara bakarak hayatımızı tanzim edebileceğimiz bir rehber bize verdi. Şükürler olsun. Bugün hayattayız. Biraz önce sela verildi. Birisi yine vefat etmiş. Dolayısıyla Allah vefat edenlere iman, Kur'an nasip etsin, mekanları cennet olsun, rahmet etsin. Kalanlara da o noktaya gelmeden önce hakkıyla idrak edip bu dünya hayatını daha doğru yaşayabilme anlayışı, becerisi nasip etsin. Sonuçlarını Rabbim hayırla ikram etsin inşallah. Efendim, toplum olarak aniden bir ortamın içerisinde bulduk kendimizi. Bir de baktık ki izolasyondayız. Tecrit etmişiz birbirimizi. Ben aldığım eğitimler çerçevesinde buna şöyle bakmayı tercih ediyorum değerli hanımefendi. Her durumun bize verdiği bir mesajı vardır. Her durumun bir anlamı, bir işlevi vardır. Biz eğer o anlamı ve bize verilen mesajı doğru anlayabilirsek, o süreç bizim için bir fayda, bir hayır, bir kar anlamına gelir. Yok eğer süreci doğru okuyamazsak, fotoğrafı doğru okuyamazsak ve Allah'ın bize verdiği mesajları doğru anlayamazsak, o süreç geçer ve biz elde etmek istediğimiz mesajları elde edemeyiz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bizim bir canlı organizmamız var, bedenimiz var. Bunun bir bünye direnci var. Bağışıklık sistemimiz var. Bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman vücut sinyal verir. Nasıl sinyal verir? Ateş olur vücutta. Mikroplar vücuda girdiği zaman bağışıklık sistemi zayıfsa ya da mikrop bağışıklık sistemini aşacak derecede güçlüyse o zaman vücuda bir hastalık meydana gelir. Ne olur? Ya bir bölgede ağrı olur, ya bir ateş yükselmesi olur. Bu bir semptomdur. Bu bize şunu demek istiyor. Bünyede normal olmayan bir işleyiş var. Biz bu semptomlardan, bu belirtilerden yola çıkarak gerçek sebebi buluruz. Bu bize gerçek sebebi bulma noktasında bir yol haritası verir. Bir yön gösterir bize. Şurada sıkıntı var gibi. Bir de bizim psikolojimiz var. Psikolojimizin de bünye direnci. Bizim psikolojimizin bünye direnci düştüğü zaman bedenimizin bünye direnci otomatik olarak düşer. O yüzden de sağlığımızın güçlü olması psikolojimizin de güçlü olması anlamına gelmiyor. Ama psikolojimizin güçlü olması
sağlığınızın da daha güçlü bir şekilde devam edeceği anlamına geliyor. Yani psikoloji sağlığı da içine alır ama sağlık aynı zamanda psikolojiyi içine almayabilir. O yüzden bu duruma bakarken Allah-u Teala bize ne demek istedi? Bizim nasıl bir tedbir almamızı istedi? Biz bu tabloyu nasıl okumalıyız diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki burada nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi bir insanın diyelim ki başı ağrıdı. Ya başım ağrıdı, ne oldu acaba der. Bir ağrı giderici alır, başının ağrısını dindirir. Aradan 2 gün geçer, bir kere daha baş ağrır. Bir ağrı kesici daha alır, gene ağrısını dindirir. Bir kere daha derken aslında bu baş ağrısının devam etmesi diyor ki, bak durum zannettiğin kadar hafif değil. İçeride bir patoloji var ve baş ağrıtıyor. Bu devam ediyor. Tedbir al. Ama biz ne yapıyoruz? Tedbir almayıp pansuman tedbirlerle, palyatif çözümlerle anlık, kısa süreli, geçici, rahatlatıcı tedbirler alıyoruz. Ne yapıyoruz? Ağrı giderici alıyoruz. Ağrı giderici aldığımız zaman içerideki mikroplar yayılma alanı buluyor. Evet. Yani rahatsız olup da tedbir üretmediğim için yayılma alanı buluyor. Ondan sonra bir de bakıyoruz ki hastalık bayağı ilerlemiş. Hastalık ilerledikten sonra ya ciddi bir antibiyotik tedavisi, ya da hastaneye yatma, belki de ameliyat gerekir. Hastalık o kadar ilerlediyse belki de insanı öldürebilir. O zaman belirtiler Allah'ın bir rahmeti. Rahatsızlık belirtileri Allah'ın bir rahmeti. Neyin ifadesi bizim için? Sistem rayından çıkmış. Sistem yolundan çıkmış. O sistemin yeniden yoluna gönderilmesi gerekiyor. Bunu anla diyor bize. Ben danışanlarımdan gördüğüm bir takım tecrübelerle, öğrendiğim bir takım tecrübelerle kendime dua oluşturdum. Ya Rabbi, imtihanımın belirtileri görünür görünmez tedbir almamı nasip eyle. Derinleşmeden öğrenmemi nasip eyle diyorum. Mesela bir doktor danışanım hanımefendi geldi, diyor ki eşimle sıkıntım oldu anlamadım. Çocuğumla sıkıntım oldu anlamadım. Sağlığımla sıkıntım oldu anlamadım. Şimdi meme kanseri oldum ve anladım diyor. Allah'ın bana baştan beri ne demek istediğini anladım diyor. Yine çok şükrediyoruz. Hayattayken anlamış. Ne yapacağız? Belirtiler ilk başta olduğu zaman anlayacağız. Neyi anlayacağız? Bu benim durumumla ilgili bir mesaj veriyor bana. Mesela ben bir çocuğa yanlış davranıyorsam o çocuğun bana tepkisel davranması normaldir. Eşime yanlış davranıyorsam onun da bana o yanlışa karşılık vermesi normaldir. Ben kendim acaba bir cümlelerimde bir yanlışlık mı var, yanlış bir şey mi istedim, üslubum mu bozuk diye kendime bakmayıp da bana tepki verene odaklandığımda ne olur, ben kendimi görmemiş, kendimi düzeltme fırsatını kaybetmiş, karşımdakini suçlamış, karşımdakiyle aramın açılmasına sebep olmuş olur. O zaman ne olur? Eşimin tepkisi benim üslubumun bozukluğunun, yanlış yerden yaklaştığımın ifadesi iken, oradan bunu anlamam gerekiyorken bunu anlamadığımda ne olacak? Sıkıntılar ilerleyecek. Çünkü ben normal zannettiğim davranışa devam edeceğim. O zaman kavgalar artacak. O zaman ne olacak? Danışmana gideceksiniz. O da yetmezse ben boşanıyorum artık dediğin zaman eyvah ben şurada yanlış davranmışım diyecek. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Bazen şu anda var mesela öyle danışanlarımız, ya beyefendi ya hanımefendi artık ben tükendim, bu evliliği sürdürmek istemiyorum diyor. Ama o bir taraf 180 derece değişti. Bunu vaktinde anlamak gerekiyordu. Çiçeğin suyu ölmeden önce verilmeli. Öldükten sonra kovayla su döksen de bir anlamı yok. Ama hayattayken bir bardak su yeterdi ona. Buradan nereye geleceğim? Bu korona günleri bize neyi düşündürmeli? Şimdi toplumumuza baktığımızda değerli hanımefendi, herkes çok yoğun. Ev hanımı yoğun, çalışan yoğun, iş adamları yoğun, başkasının işinde çalışanlar yoğun, kendi işinde çalışanlar yoğun. Kim boşta? Peki bu aileyi kim ayağa kaldıracak? Hanımefendi telefonuyla, beyefendi kumandası televizyonu ve telefonuyla, gençlerin her birisi ellerinde odalarında telefonuyla bu aileyi kim bir araya getirecek? Ne oldu? Allah bize dedi ki hani o bitmeyen işlerin vardı ya, hiç ara veremiyordun ya, hadi şimdi tamamen reddettin.
tamamen bırak onları. Bırakmak zorunda kaldın. Gel eve. Telefonda kimle paylaştı diye bakacağına, eşim ve çocuklarıma ne paylaşacağım diye bak. Kim nerede, kim ne yapmış, bana ne? Hakikaten 3 aydan beri koronavirüs dünyanın gündeminden düşmedi. Öyle bir hal ki insanların üzerinde korku ve panik sebep oluyor. Küçücük bir mahluk yani baktığın zaman. Ama hiçbir mahluk başıboş değil aslında, onu da görmüş oluyoruz değil mi? Cenab-ı Allah'ın birer emir eri gibi çalışıyorlar. Yani her şeyi Allah'ı tesbih ederken onlar da bir emre göre hareket ediyorlar. Aslında birer memurlar, görev bittikten sonra çekilecekler. Bakayım o emir ne zaman gelecek. Yalnız burada tabii ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Zaman zaman elimizde tabii WhatsApp'lardan mesajlar da düşmüyor. Bir üst akıl diye bir korkutmaca da çok üzerimizde bizim hakikaten. Virüsün insan eliyle yapıldığını, bunun biyolojik savaş olduğunu, ilahi bir ikaz olduğunu unutuyoruz da bu sefer üst akıl diye bir şeye takılıyoruz. O da aslında bizim hikmeti görmemizi engelliyor sanki. Sesim şu anda geliyor mu? Hocam sesiniz geliyor. Görüntünüz de netleşirse tamam. İnşallah. Tamam. Görüntüm şu anda artık elime aldım. Başka türlü durduramadım. Böyle iyi mi? Evet. Gayet iyi. Böyle iyi. Peki. Evet. Şimdi Tülay'cığım, zannediyorum Ali İmran suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer siz doğru yolda olursanız yoldan sapanlar size zarar veremez. Ben üst akıldan niye korkayım? Ben Allah'a bağlı olamamaktan korkmalıyım. Ben namazlarımı terk etmekten, manen kuvvetli olamamaktan, parayla satın alınabilecek bir insan olmaktan korkmalıyım. Vatanını, milletini satabilecek bir durumda olmaktan korkmalıyım. Parayla bütün değerlerini satabilecek birisi olmaktan korkmalıyım. Allah'tan korkmayandan korkmalıyım. Dolayısıyla ben Rabbime nasıl daha iyi kulluk yapabileceğimi düşünerek tedbirimi alırsam, başıma ne gelecekse gelir. Yani Allah kullarının başına ne geleceğini yazmıştır. Ben tedbirimi almaktan sorumluyum. Ne yaparım? Dosdoğru olurum. Dürüst olurum. İlkeli olurum. Ahlaklı olurum. Sadakatli olurum. Aile bireylerime dikkat ederim. Bir yere tavır almam gerekiyorsa masaya yumruğumu vurur, tavır alırım. Birisinin yanında durmam gerekiyorsa, haklının yanında durmam gerekiyorsa dururum. Ondan sonra başıma ne gelecekse de gelir. Ben niye geleceği, ne olacağını bilmediğim bir şeyden korkayım? Ben şu anda sağlam bir insan mıyım, ondan korkmalıyım. Ben bir saniye sonra ölebilirim. Üst akıl gelene kadar ben dünyada mıyım, değil miyim? Evet. Dolayısıyla Allah bütün akılların üstünde. Allah'ın dini bütün akılların üzerinde. Rabbim bize akıl vermiş, muhakeme vermiş, mantık vermiş. Gerçekten Allah'a yürekten bağlı olan birisi dünyaya meydan okuyor. Ben Allah'la yürek bağımı güçlendirmekten sorumluyum. Kur'an'a sarılmaktan, namazlarımı kılmaktan, çocuklarımla birlikte cemaatle namaz kılmaktan, onlara Allah'ı sevdirmekten, imanlarını güçlendirecek faaliyetler içinde olmaktan sorumluyum. Dolayısıyla başımıza ne geldi? Şu anda ben onun için bir şey yapabilecek miyim? Hayır. Bir tedbirim var mı? Hayır. Ne olacağını bilmiyorum. Bitti. Yani şu anda benim yapabileceğim bir şey yok. Şu anda benim yapabileceğim ne var? Vefat etmeden Azrail gelinceye kadar Allah'a nasıl kulluk yapabilirim? Bu dünyaya nasıl iyi bir fert olabilirim? Bu dünyanın gidişine iyi bir katkıda bulunabilir miyim, bulunamaz mıyım? Ben bunu nasıl yapabilirim? Benim derdim bu olmalı. Çocuklarım, ben bugün vefat etsem çocuklarımın zihninde nasıl bir anne imajı kalır? Var. Nasıl bir fotoğraf var? Beni ne yaparken hatırlayacaklar? Eşim ne diyecek? Kelanca zaman şunu yapmıştı derken bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Onların zihninde en fazla kalan fotoğrafım ne benim? Allah-u Teala, ey sevgili kulum Salih, ben seni yarattım. Bu dünya için sen ne yaptın derse ben ne diyeceğim? Şu taşı aldım, şuraya mı koydum? İnsanların değerli kullarına hayatı şöyle kolaylaştırdım. Şöyle toplumsal fayda verdim diye ne söyleyeceğim Allah'a? Bunun hesabını yapmalıyım ben. Aynı zamanda teknoloji bugün sınır almaz bir biçimde hayatımızı işgal etti. Biz de ona ellerimizi, kollarımızı sonuna kadar açarak böyle kucakladık, bağrımıza bastık. Onunla aynı iyileştik, şimdi de içinden çıkamıyoruz.
olabildiği kadar birbirimize zaman ayırarak, paylaşarak, işte bu izolasyon günleri buna bu hayra yaramalı. Çocuklarımızla oyun oynamalıyız, paylaşmalıyız. Annelerin, babaların hem kendileri hem de çocukları için iki şeyi yapmasını çok önemsiyorum değerli hanımefendi. Bir, kendilerini sevdirmek ve kendilerine güven duyurmak. İki, Allah'ı sevdirmek ve güven duyurmak. Allah'a güven duymalarını sağlamak. Allah'a güvenmelerini sağlamak. Bu ikisi olursa diğerleri bunun devamında gelir düşüncesindeyim Allah'ın izniyle. Evet, evet. İkinci konu başlığında zaten geçtik, dedik ki mevcut durumu fırsata nasıl dönüştürebiliriz? Evdeyim, planlıyım diyebilmek adına neler yapabiliriz de yavaş yavaş geçiş yapmış oldunuz hocam. Buyurun. Öncelikle hepimiz bir şaşırma yaşadık. Hepimiz bir bocalama yaşadık. Ne yapacağımızı bilemedik. Fakat Allah'tan dolayı kula saygı duyuyorsak, gözümüzde değersizleştirici değil de değer katıcı özelliklerini gündemimizde tutuyorsak, eksikliğini gördüğümüz insanı gözümüzden düşürüp ondan sonra da sözümüzden düşürmüyorsak süreç güzelleşir. Paylaşımlar olur, oyunlar olur, birlikte aile filmleri izlenir, birlikte kitap tahlilleri yapılır, bahçeler varsa birlikte bahçeye çıkılır, balkona çıkılır, görüntülü, artık teknoloji ilerledi, görüntülü sohbetler yapılabilir, Kur'an okunabilir, çalışmalar yapılabilir, o kadar çok şey yapılabilir ki. Hiçbir şey olmasa bile her gün birbirlerine muhabbetlerini, sevgilerini, ben seni ne kadar seviyorum, sen benim canımsın, ne kadar iyisin, Allah senden razı olsun, iyi ki senin eşinim, iyi ki Allah seni bana verdi diye eşin eşlerine sarılıp öpsünler, çocuklarını kucaklasınlar, Allah sizi bizi bize verdi, bizim aileden sizi nasıl lütfetti, Allah'ım ben ne kadar şanslıyım, Allah'ım sana şükürler olsun diye. Sevinçle Rabbimize şükrümüzü ifade edelim değerli hanımefendi. Evet. Ev işlerini paylaştıralım. Kitaplar okuyalım, tahliller yapalım, çocukların rahatsız olduğu şeyleri not alalım. Buyurun. Bu kadar muhabbetten bahsedince bir karikatür geldi aklıma. Orada adam diyor ki, aa bizim hanım da diyor iyi birisine benziyor. Yani tanımıyoruz sanki. Bir baktığınız zaman öyle bir üzülüyor. Çünkü hayatı teğet yaşıyoruz biz. Hayatı teğet geçerek yaşıyoruz. Niye işimiz daha önemli? Teknik başarılara önem verdiğimiz zaman kimyamız, özümüz aç kalıyor. Şu anda biz sevgi ve değer açlığından ölmek üzereyiz. Bütün hastalıklar bundan çıkıyor, biliyor musunuz? Annesiyle babasıyla sorunlu olanlar, annesiyle babasıyla doğru bir bağlamla yaşayamayanlar, paylaşım yaşayamayanlar, annesinden babasından sevgi göremeyenler, psikolojik bozuklukların, psikiyatrik rahatsızlıkların altyapısını oluşturuyor. Şemalarımız nasıl oluşursa, kendilik algımız nasıl oluşursa, ondan sonraki yapılanmalar da onun üzerine ilave ediliyor. Dolayısıyla biz birbirimize değer katacak şekilde, birbirimize sevgimizi, muhabbetimizi ifade edecek şekilde, birbirimizin bu dünyada ne kadar özel olduğunu hissettirecek şekilde davranabiliriz. Ve üstelik bu anda o kadar çok materyaller paylaşılıyor ki, evde oynanacak oyunlar, işte yarışmalar, ne bileyim, pek çok yazarın mesela programcının canlı yayın, Instagram'da canlı yayınları var. Yani çok renkli bir hayat, değişik bir hale dönüştük biz. Evet. Yani bu da güzel oldu. Bu da hoş aslında yani. Bu da güzel oldu. Ben bunu da sevdim yani. Yani hocam, hocam pek çok eğitim ayağımıza geldi farkındaysanız. Hayal bile edemeyeceğimiz eğitimlere şu anda ulaşabiliyoruz. Yani bu da gerçekten trafik yok. Saatleriniz yollarda geçmiyor. Yani nimetleri de görmezden gelmemek lazım gerçekten. Her durumun şükredici sebepleri vardır. Onları görelim. Evet. Şikayeti toplu da yapıyor. Şikayet yapmak için okumak gerekmiyor. Yük olmak gerekmiyor. Çocuklar da yapıyor. Hayatın güzel yönlerini, birbirimizin güzel yönlerini görmeliyiz. Evet, siz her zamanki gibi pozitif bakıyorsunuz. Pozitifte bakmak lazım gerçekten de. Ama şu anda uzmanlar bir takım kehanetlerde bulunmaya başladılar. Diyorlar ki bu süre sona erdiği zaman, işte Çin örneğinde olduğu gibi birçok boşanmalar olacak. Sıklıkla çatışmalar yaşanıyor evde. Elhamdülillah ben ve çevremde böyle şeylere çok tanık olmuyorum ama
Uzmanlar da bu yönde görüş bildiriyorlar. Bilmiyorum, ne dersiniz hocam? Yani bu felaket senaryolarını ben hiç okumuyorum. Evet. Öyle olacak, böyle olacak, ne biliyorsun? Bu doğru da olabilir. %10 doğru çıktıysa %90'ını kaygılandırmaya ne gerek var? Aileler boşanacak. Boşanın zaten çatlamaya yakın aileler boşanır. Durup dururken mutlu bir aile eve sığındı diyerek de niye boşansın? Orada başka sıkıntılar vardır. Bu bahanesi olmuştur. Yani sanki bir miktar aile boşandı diye Türkiye'nin hepsi boşanacak diye felaket senaryosu oluşturmaya gerek yok. Bu tip haberlere kulakları tıkayın. Bakanlığın haberlerini açın bir tane. Ona da internetten Sağlık Bakanı ne dedi diyerekten onu takip edin. Bilgi kirliliği de çok fazla değil mi? Yani. Onu söylüyorum. Gerçekten ben hiç okumuyorum. Hiçle ilgilenmiyorum. Umurumda bile değil. Ben bugün evimde çocuklarımla, içimle vaktimi nasıl geçirebilirim? Danışmanlıklarımı nasıl yapabilirim? Bugün üniversitede derslerimiz vardı. Ders bittikten hemen sonra işte görüşmüştük sizinle. Şimdi size bağlandım. Dolayısıyla şimdi hayatı nasıl güzel geçirebilirim? Milletin ne düşündüğünden bana ne? Çıkarsa Allah ne dilerse olur. Çıkmazsa güzel kafam onun için yormamış olurum. O öyle dedi diyerek dertlenmemek ne anlamı var? Onun endişesi beni yönetemez. Yönetememek. Birilerinin endişesi beni yönetememek. Evet. Şahsım adına hocam hakikaten öyle bir koşturma içerisindeydik ki benim hep dile getirdiğim Yavaşla isimli Kemal Sayar'ın bir kitabı var. Bahsedince okulda arkadaşlarından birisi getirdi onu, Ayşenur sağ olsun. Tam da bu döneme denk geldi. Evde ilk işim o kitabı okumak oldu. Rabbim hem okuttu hem yaşattı bana bu dönemde. Şükürler çok şükür olsun. Hakikaten okuma yapabilmek için filmler ve izleyebilmek için mesela TEDx'ler herkesin ilgisini çeken mutlaka konularda görüşler var. Biyografiler mesela benim çok ilgimi çekiyor. Biyografi türünde çekilmiş röportajlar var. Onların da çok ufuk kazandırdığını düşünüyorum ben gerçekten bu dönemde. Yani uykular hocam çok alt üst oldu. Belki ona çok izin vermemek lazım diye düşünüyorum. Hani yani şahsım adına ben normalde nasıl bir uyku düzenim varsa aynı şekilde sabah erkenden kalkıyorum. Bunu da günü çok bereketli kıldığını düşünüyorum. Siz de ne dersiniz bilmiyorum bu konuda. Doğru söylüyorsunuz. Bizim anne babalar olarak kendi hayatımızda yerleştirmemiz gereken ve çocuklarımıza da öğretmemiz gereken en önemli şeylerden birisi erken yatıp erken kalkmak, işlerimizi vaktinden önce bitirmek, eğlenmeye ve dinlenmeye zaman ayırmak. Bunlar hayatın kalitesini artıran, bunlar insanın gücünü artıran, baltanın ucunu bilememizi tabiri caizse sağlayan önemli uygulamalar. O yüzden vaktinde yatıp vaktinde kalkmak zihin enerjisini de, beden enerjisini de, morali de hepsini canlı tutan, dinamik tutan, işlevsel hale getiren çok kıymetli bir uygulama. Mutlaka uyku saatinin geçirilmemesi ya da çok fazlaca kaymalara müsaade edilmemesini ben de tavsiye ediyorum. Şimdi hocam bir yarım saatlik kısmı tamamladık. Bir saatte yayınımız tamamlanıyor. Biz örnek bir gün dinleyelim sizden. Gününüz nasıl geçiyor? Evlatlara nasıl davranmak lazım, eşle neler yapmak lazım, böyle üzerinden geçerek konumuza devam edelim. Buyurun. Şimdi benim gün gün programıma göre kaçta hayata başlayacağım belli oluyor. Bazen sabahtan akşama kadar ders oluyor, o günkü yoğunluğum ayrı. Bazen öğleden sonra başlıyor. Şimdi Instagram'da canlı yayınlar var. Düzenli canlı yayınlara başlayacağız inşallah bu cumartesiden itibaren. Sabah kalktıktan sonra önce bir kahvaltı. Ondan sonra herkes kendi işine bakıyor. Bir kızım var, TUS'a hazırlanıyor. Diğerleri kendi projeleriyle meşguller. Kevsercim okulun işleriyle meşgul. Zekeriya Beyefendi öğretmenimiz. Evet, evet. O da öğrencileriyle, velilerle görüşmeler yapıyor. Zekeriya Beyefendi okumalar yapıyor. Harika yazılar yazıyor. Onların Zekeriya Beyefendi'nin yazılarını dinlemekten büyük keyif alıyorum. Fikriyat gazetesinde yazıyor. Başka okumalar yapıyor. Danışmanlık yapıyorum. İşte Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum. Diriliş postasında işte haftada 2 gün yazılar var, onu yazmaya çalışıyorum.
ödevler oluyor, projeler oluyor aile danışmanlığıyla ilgili. Onlara zaman ayırıyorum. Ben burada şöyle bir şeye vurgu yapmak istiyorum izninizle. Buyurun. Şimdi biz anneler her şeyin yerli yerinde, tertip, düzen içerisinde, bir disiplin içerisinde gitmesini önemsiyorum. Bu yanlış değil ama bazen bu tertibi düzeni sağlamak adına çocuklara yanlış davrandığımız olabiliyor. Çocukların mesela o gün erken kalkamamıştır, yapacağını yapamamıştır. İşte ben sana vaktinde yat demiştim, yatmadın da ondan böyle oldu da bak kaldı burası. Ne olur? Kalsan ne olur? Bugün de kalıversin, yarın yapsın. İnsanın duygularını ve aradaki bağı önceleyerek hareket etmemiz lazım. Kurallar insanlar için. İnsanlar kurallar için değil. Dolayısıyla olsa iyi olur ama olmasa da kıyamet kopmaz. Ucunda bir ölüm yok Allah aşkına. Bir can, Allah can kederi vermiş. Dolayısıyla gerek çocuklarımıza, gerek eşlerimize davranırken ölçülü, nazik, kibar ve saygılı davranmak zorundayız. Ben hanımefendi kardeşlerimde şöyle bir şey görüyorum. Bunun da sebebini şöyle tahmin ediyorum. Şimdi evdeler, herkesin yardım etmesini istiyorlar, haklılar. Fakat kimi erkeğin eli işe yatkındır, kimisi değildir. Evet. Kimisi annesinin evinde yemek pişirmeye kadar öğrenmiştir. Kendi evinde yapmaktan da hiç gocunmaz. Ama birisi şöyle çöpü çöp içine koymamıştır. Hanımefendi diyor ki, evi dip köşe bucak süpür diyor. Ondan sonra da sil diyor. Şimdi adamcağız bunu yapamıyor. Ondan sonra telefonu alıyor eline, gene telefonla meşgulsün diyor. Yani bu iş yapamadın, bak sen bana destek olmuyorsun, iş yapamadın, orada oturdun, bak şimdi de telefonla meşgul oluyorsun. Çocuk orada ağlıyor, telefonla meşgul olacağına çocuğa bak diyor. Sanki karşısında onun ne isterse yapması için tutulmuş bir eleman gibi. Onu yap, bunu yap, şunu yap, böyle bir emreder pozisyonu var. Yapmadığı zaman aşağılar pozisyonu var. Ailedeki hiyerarşik konuma ters bir üslup. Eşin ailede yönetici konumu vardır. Üslubumuzun saygınlığının ona göre oluşması lazım. Beyefendi de aynı derecede hanımefendiye saygın, mutlaka saygın bir dil kullanması lazım. Ben şöyle tanımlıyorum değerli hanımefendi. Sevgi saygıyı getirmezse saygısız sevgiyi götürür. Dolayısıyla eşi yapamıyor olabilir, beceremiyor olabilir. Bu da beceriksizlik sayılmaz yani. Onlar ev işlerine çok yatkın olarak büyütülmediler sonuçta. Biz erkek toplumu çok öne çıkaran bir toplumda büyüdük. Erkek olması yetiyor. Dışarıdan para getirmesi yetiyor çoğu yerlerde. Öyle olunca bir beceri de kazanamıyorlar. Yani bunu şimdi sen bu korona günlerinde dört dörtlük ev erkeği haline getirmeye çalışırsan bu ters teper. Yapabildiğine razı olup teşekkür edip hatta sarılıp boynunu kucaklayıp öpüp Allah razı olsun çok işime yaradı deyip motive etmek, yapamadığını da artık çocuklarla paylaşarak yapmak, bugün yapamıyorsan yarına kalması, yani bir birlik hadiseleri doğru yönetmek çok önemli. Bu evde kaldığımız süre içerisinde birbirimize nefretimiz varsa, birbirimize tepkimiz varsa, biriktirdiğimiz öfkelerimiz varsa tamamen ortaya çıkıyor. İşte boşanmalar bundan dolayı oluyor. Yani geçmişte yaşananları sürekli içimizde tutarsak zaten içimizi acıtmış şeyler hadi içimizi acıtmıyor, onları dışarı çıkarmak için fırsat kolluyor. Öyle olduğu zaman da ilişkideki saygınlık, aradaki nezaket kalkıyor ve kaba saba ve birbirlerine ağızlarını açtıkları zaman çok rahat hakaretler edebilen bir konuma gelebiliyor eşler. Bu yüzden de annelerin, babaların şey yaparken iletişime dikkat ederken, daha doğrusu bir şey söylerken iletişime dikkat etmeleri, aradaki saygınlığı, aradaki hiyerarşiyi koruyacak şekilde düzgün cümleler kullanması, İş olmasa bile aradaki ilişkiyi, aradaki nezaketi, aradaki saygınlığı ciddiye alarak bunu korumaya çalışmaları çok önemli. O iş bir şekilde yapılır ama aradaki bozulan ilişki işin yapılması kadar hızlı düzelmez.
bozmak kolaydır, kırmak kolaydır, yıpratmak kolaydır ama onu onarmak o kadar kolay değildir. Çok güzel bir özlü söz var. Deniyor ki, dal rüzgarı affetse bile kırılmıştır bir kere. Kırmamaya çalışacağız, incitmemeye çalışacağız. Ve aile hayatını herkesin böyle mutlulukla içinden çıkmak istemediği bir huzur yuvasına dönüştüreceğiz. Bunun mimarı birinci derecede annedir, ikinci derecede erkektir, babadır bana göre. Annenin sempatik, sevecen, kucaklayıcı, bir şey kırıldığı zaman canın sağ olsun yavrucuğum, eşyanın da bir ömrü vardır, atalım hadi onu, Allah başka dert vermesin demesi ailedeki herkesi rahatlatır. Anne gergin, sıkıntılı, sinirli olduğu zaman herkese yayılır. Tabii baba da böyle ama ağırlıklı olarak annenin aktif ve evde faal olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. O yüzden de anne ne kadar sakin, anne ne kadar dingin, anne ne kadar mutlu ve huzurluysa ailede o kadar huzurlu olur. Annenin huzurlu olmasının birinci şartı da eşiyle arasının ve Allah'la arasının düzgün olması. Bu ikisi düzgün olursa o hanımefendi hop deviremez. Dünyayı sırtına vurur ve dünyanın çevresinde koşarak tur atabilir. Allah'la ve eşiyle arası iyi olduğu zaman. Maşallah. Dolayısıyla bu ailedeki zamanlarımızı bu anlamda titizlikle, dikkatlice ve özenle korumalıyız. İlişkiyi korumalıyız. Bu süreci özenle yönetmeye çalışmalıyız. Evet. Şimdi yavaş yavaş soru da alsak mı diye açmaya başlıyorum hocam. Son söylediğiniz kesinlikle doğru. Ben babam evde ciddi bir otorite sembolüydü. Annem de bir o kadar sakin, dingin. Şimdi onun nimetlerini, ekmeklerini çok yediğimi düşünüyorum. Yani Almanya'dan gelen bir vazomuz vardı hocam, evin tek vazosu. O kırıldı, anlatamam size yaşadığım hayal kırıklığını. Annem içeri girdi, topladı, bir şey olmaz kızım dedi, aldı gitti ve hala minnet. İşte bu kadar. O vazoya kızdığı zaman kim kırdıysa, bu vazo senden daha değerliydi mesajı verir. Bu çok kırıcı ve çok incitici bir şey. Annenin aslında kastı o değildir ama sonuç oraya varıyor. Yani bu o demektir. Sen bunu niye kırdın? Nasıl kırarsın? Bu çok kıymetliydi. Ama evlat daha kıymetli ya da eş daha kıymetli. Allah bunu ilişki içinde anlamamızı nasip etsin inşallah. Evet. Sorudan ziyade genel olarak hocam kalbimize dokundunuz. Çok demek ki şu anda ihtiyacımız olan, duymamız gereken sözleri ifade ediyorsunuz. Çocuklar evde patlıyorum. Benim çocuklarım beni hiç dinlemiyorlar. Sinirden herhalde çıldırıyorum gibi bir şey söylemiş. Yani hocam tabii şimdi 3-4 çocuğu olan düşünün. Şimdi sizinkiler biraz büyüdü, çok farkında olamayabilirsiniz. Online eğitimler başladı. Her biri bir bilgisayarın, tabletin, telefonun başında dersler takip ediliyor. Ödevler veriliyor WhatsApp'lardan. Ödevler yapıldıktan sonra fotoğrafları çekilip atılıyor. Anne daha önceki yayınımızda da bahsettiğim gibi sadece mutfakta olsa belki de şikayet etmeyecek ama mutfağın yanı sıra hem ödev takibi, ders takibi yapıyor, hem evin düzeninden sorumlu. Dolayısıyla bir de çocuklar kendi aralarında didişiyorlarsa, tartışıyorlarsa, kavga ediyorlarsa, işte şu anda hanımefendinin adını göremiyorum ama herhalde bu haleti ruhiyesini ifade etmeye çalışmış hocam. Ne tavsiye edersiniz? Buyurun. Şimdi değerli hanımefendi, gergin çocuklar, sinirli çocuklar çoğunlukla sevgi açlığı çeken çocuklardır. Bir çocuk huzursuzsa başka bir şeye bakmayın. Önce kucağınıza alın, sarılın. Yanımsın. Seni ne kadar seviyorum. Senin var olman bana yetiyor. Senin varlığın bir devlet. Allah'ım sana şükürler olsun. Senin şu özelliğin beni çok etkiliyor. Şu özelliğine çok bayılıyorum. Sen şöyle iyi delikanlısın. Böyle güzel kızsın. Böyle hoşsun. Çocuklarımızın her birisine buna iletişim dilinde odaklandırılmış ilgi deniyor. Teker teker ayrı odalarda çocuklarımızla zaman geçirelim. Sadece sevmek için. Bir şey talep etmek için değil, bir şey dikte etmek, bir rehberlik etmek için değil. Sadece seni çok seviyorum demek için. Çocuklar annesiyle babalarının kendilerinden razı olduklarını ve çok sevdiklerini bilirlerse ve annem babam benim arkamda, not alsam da not almasam da onlar benim için bana kızmazlar, onlar benim arkamda olurlar diyorsa eğer bir çocuk, o zaman
Bu ona güven demektir. Biraz önceki söylediğim söz. Annesine babasına çocuklar, annesinin babasının sevdiklerinden eminse, kendileri de annesini babasını seviyor ve güveniyorlarsa, oradaki bütün sorunlar çok kolay halledilebilir. Dolayısıyla çocuklar huzursuzsa önce sevgi açlıklarını giderelim. Çocuklar arasında kıyaslama yok, eleştiri yok, şikayet yok, emir cümlesi yok, kıyaslama yok, geçmişi gündeme getirmek yok. İletişimin 5 kaidesi. Eleştiri, şikayet, emir cümlesi, kıyaslama ve geçmişi gündeme getirmek yok. Takdir var, bol dua var, güler yüz, tatlı dil var, sabırlı, sakin ve sürecen yaklaşım var. Yapamadıkları zaman canı sağ olsun yavrucuğum, nasıl yardımcı olabilir? Bugün olmadı, ne yapalım, Allah başka dert vermesin, başka nasıl yapabilir? Bir de anneler, babalar dersler konusunda o kadar titizler, o kadar pimpirikliler ki, ya tamam yapamadıysa yapamadı, gerekirse düşük not alsın ama çocuğu bu kadar ne bileyim ben yani cendereye sokacak bir şey olmamalı. Yani dersin de bir hayatın anlamı ders değil, hayatın içinde bir cüz. Sanki bizim varlık gayemiz derslerinin iyi olmasını sağlamak, çocuğun varlık gayesi de hayatın anlamı da okul başarısıymış gibi. Yani merkeze alıyoruz. Oysa merkezde falan değil. Ve şu anda çocuklarımızın üzerinden hani benim çocuğum nasıl zayıf alır, bal gibi de alır. Hele de öğretmen çocukları. Bu noktada şanssız kesim olarak değerlendiriyorum ben. Kendisi hele de aynı okuldaysa, işte öğretmenin çocuğu kendisine yakıştıramıyor öğretmen. Kendi çocuğunun düşük almasını. Oysa bizim oğlan böyledir, orta halli gider dese bir şey olmaz. Her çocuk her platformda annesinin babasının başarısını taklit etmek ya da aynısını göstermek ya da herkesin onayını almak zorunda da değil. Dolayısıyla çocuklarımızın akademik başarısı hayatın içinde sadece bir cüzdür. Hayatın tamamı değildir. Hayatın tamamıymış gibi işte niye dersleri yapmadın, niye ödevleri yapmadın, niye projenden zayıf aldın, niye matematikten şunu aldın, çocuğumuz artık illallah diyor. Çocuğun birisi diyor ki ders ödev dedikleri zaman midem bulanıyor artık diyor. Evet. Yani biz bu çocukları ne hale getirdik? Ve değerli hanımefendi, daha önceki yıllarda ben bir gazetede okumuştum. Ortaokulu bitiren çocuk işte lise sınavlarına giriyor. Sınavı kötü geçiyor. Ben bunu aileme nasıl açıklayacağım diyerek intihar ediyor ve ölüyor. Yani anne babaların çocuklardaki bu ders kaygısını oluşturan anlayışı gerçekten toplumsal olarak incelenmeli. Allah sorar adama ya. Ey kullarım, çocuklarınız yüksek not alırsa cennete gireceksiniz mi dedi Allah. Cennet mi var yani çocukların yüksek not almasının sonucunda? Tamam alsın da her şey ne pahasına olursa olsun değil. Çocuklarımızı öyle alacağız. Ben bir keresinde çocuklardan birisinin teyine gitmiştim. Veri toplantısına gitmiştim. Hocam dedi ki ben dedi işte çocuğun ismini söyleyerek ondan hiç memnun değilim dedi. Hayırdır dedim. Biyolojiden dedi 8 aldı dedi. 10 almamış da 8 almış. Notunu düşürmüş. Dedim ki hocam verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Ben buraya notlarını sormaya gelmedim. Benim çocuğum ortalamanın üzerinde zeki bir çocuk. Şu anda ders çalışması onu da yok. Düşük kaldıysa o çalışmamıştı. Ondan. O top düzenler, toparlar onu. Ben sizden insani dili nasıl onu öğrenmeye geldim. Bunu da öncüde dedim. Okul eşyalarını düzgün kullanıyor mu? Arkadaşlarla iletişimi nasıl? Öğretmen bir sorumluluk verdiği zaman o sorumluluğu sonuna kadar yapıyor ve öğretmenine teslim ediyor mu? Arkadaşlarıyla yardımlaşıyor mu? Sınıfın düzenini bozuyor mu? Sosyal yönden. İnsani yönden çocuğum nasıl benim dedi. Ben onu sormaya geldim. Aa, o konuda maşallahı var dedi. Tamam ben cevabımı aldım dedim. Hiç oyalanmadan çektim geldim. Bitti. Ben niye çocuğumun dersi düşük yere çocuğuma gelip de azarlayacağım onu? Niye? Belki de şöyle bir araştırma var değerli hanımefendi. Çocukların okul başarısızlıklarının çok önceki yıllara da bağlı bir başarısızlık envanterleri düzenlenmiş. Oranın sonucu bu. %74'ü aileye ait. Anne ile baba huzursuz, çocuğun aklı evde. Ya kardeşleriyle kıyaslanmıştır, çocuğun aklı yine evde. Dolayısıyla ne oluyor? Çocuk derse adapte olamıyor.
ya da o kadar çok ders, ders, not, 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 başarı, akademik başarı diyerek çocuğa kaygı yüklüyorlar ki çocuk eyvah ya yapamazsam, ya yapamazsam diyerek alarm halinde böyle tetikte kaygı bozukluğu yaşıyor. Çocuk hasta oluyor ya, kaygı bozukluğu yaşıyor. Allah bunun hesabını sorar. Biz Müslümanlara daha çok sorar. Dini bilmeyen, dinin içinde olmayan insanlar hayatın dinamiklerini bilmedikleri için onlara bir şey demiyorum. Ama biz Müslümanım diyorsak hayatın dinamiği okuldan ve derslerden ibaret değildir. Bunlar güzel olsun ama ilk önce ilişkimiz güzel olsun. İlk önce aramızdaki bağ, aramızdaki iletişim, aramızdaki duygu köprüsü, duygusal bağ güzel olsun. O yüzden de hiçbir sebeple çocukların gönüllerini kırmayalım, hiçbir sebeple çocuklarımızı incitmeyelim. Allah korusun çocuklarımızın başına bir hal geldiğinde ya da bizim başımıza bir hal geldiğinde ya da yıllar sonra geçmişe baktığında hanımefendinin birisi diyor ki ya ne deliymişim ya diyor. O çocukları nasıl bunaltmışım diyor. Her birisi en küçüğü bile büyüdü değer miydi diyor yani. Hiçbir çocuk... Nasip neyse o olacak diyor. Hani ortalama bir başarısı bile yeter. Niye bu kadar zorlamışım diyor. İşte çocuklar büyüdükten sonra bunu dile getiriyorlar insanlar. Evet. Evet aynen öyle. Evet. Yani acaba birbirini de mi etkiliyor? Veliler herkes etrafına bakarak mı etkileniyor insanlar acaba? Böyle bir genel teamül mü oluşuyor acaba? Genel teamül de oluşuyor. Öğretmenler de telkinde bulunuyor. Dershaneler telkinde bulunuyor. Anne babaların kendilerinin şeyleri var bu konudaki. Beklentileri var, bu konudaki kaygıları var. Bu kadar emek verdik, bu kadar hani uğraştık, çocuklarımız başarılı olsunlar diyerek. Bir de şunu ben, yani özür dilerim ama çok ayıp buluyorum. Biz sana o kadar para ödedik. Senin için bu kadar para harcıyoruz, şu nota bak. Yani özür dilerim ama bunu ben gerçekten çok ayıp buluyorum. Bu bir çocuğa söylenemeyecek bir söz. Çocukta bir sıkıntı varsa anne baba kendisine bakmalı. Çocuk anne babanın aynası, hiç kuşkusuz. Beyefendi bana geldi, Salih Hanım dedi, çocuklarımızla aramız hiç yok. Çocuklarımız bizi dinlemiyor. Aralarında çok kavga ediyorlar, çok tartışıyorlar. Benim ilk sorum şu. Siz eşinizle tartışıyor musunuz? Evet, çok tartışıyoruz. Model oluyorsunuz dedi. Sizi modelliyorlar. Anne babanın huzursuz olduğu bir yerde çocuğun modelliyorlar derken etkileniyorlar anlamında söyledim. Model bilerek model almıyorlar ama o huzursuzluktan çocuklar da etkileniyor. Siz o kadar huzursuz olunca çocuklar nasıl huzurlu olacak? Siz birbirinizle kavga ederseniz çocuklar birbiriyle nasıl barışık olacak? Dolayısıyla çocukta bir görüntü mü var? Anne baba kendilerini görsünler. Ben bu çocuğa ne yaptığım için böyle oldu ne ya da ne yapmadığım için böyle oldu. Acaba oğlumun psikolojisi nasıl, çocuğumun psikolojisi nasıl? Ya okulu da dersi de bir tarafa bırak. Önce çocuğunun ruh sağlığı, önce çocuğunun psikolojisi ya evladının her birisinin ayrı bir dünyası var. Önce bir bağrına bas. Canım benim de hiçbir şey önemli değil. Sen benim bir tanemsin de. Bir çocuk bir defa varlığından dolayı kabul edildiğinin, onaylandığının, sevildiğinin, değiştirilmeye uğraşılmadığının farkında olsun. Çocuklarınızı sevin. Not almasalar da sevin. En kötü ihtimalle liseden sonra okumasın pek çok iş adamı, dünya çapında iş adamı bugün lise mezunu. Hani bazı çocuklar okumayabiliyor, kıyamet mi kopuyor? Kopmuyor. Bazı çocuklar ortaokuldan sonra bir takım zeka sıkıntıları oluyor, okuyamayabiliyor. Ama onlar öyle bir sanat icra ediyorlar ki dünya çapında meşhur bilim ilim adamı, sanatçı olabiliyorlar. Dolayısıyla yani her durumun en iyi olabilecek bir potansiyel taşıdığını bilmemiz lazım. Otistik çocuklar bile bugün neler yapabiliyorlar. Down sendromlu çocuklar bile neler yapıyor. Gözleri görmeyen insanlar dünyaca ünlü şey başarılar, dünyanın tanıyacağı başarılar elde edebiliyorlar. Yani çocuklarımız okusun. Ben bu yaşta hala okuyorum. Ben okunmasını çok destekliyorum. Ama en kötü durumda bile mevcut şartlardan, mevcut durumdan razı olup çocuklarımızı olduğu gibi kabul edip onların var olan potansiyellerini açığa çıkarmaya çalışmalıyız. Allah razı olsun hocam. Şimdi yorumları açtım. Arada tabii çok özel bir dönem yaşıyoruz. Biz çok farkında değiliz belki ama işlerini kaybedenler, maddi sıkıntı yaşayanlar da var elbet. Şimdi bir izleyici
eşinin çalışamadığını, bundan dolayı maddi sıkıntı yaşadıklarını ve evde çok sinirli olduğunu söylüyor. Bir başkası yine eşim çok sinirli, bu konuda ne yapabilirim, ona nasıl destek olabilirim diye sormuş. Birisi işte kız çocuğum çok inatçı, bununla ilgili ne yapabilirim diye sormuş. Bunları da söylemiş olur. Üçünü bir cevaplandırayım. Bir, Allah yaşadığı konunun rızkını verir. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, kimi zaman azaltarak, çoğaltarak, elinden alarak imtihan ederiz, deneriz onu diyor. Azaltan da o, çoğaltan da o, şartları değiştiren de o. Allah'a güvensinler, sakin olsun. Allah onlara bir kapı açacaktır. Ben şöyle düşünüyorum, Allah hiçbir kulunu ucu kapalı bir labirente bırakmaz. Allah hiçbir kulunu çözümsüz bırakmaz. Öldürmediği kulunun rızkını verir. Bugün az yiyebilirler ama mutlaka yerler. Yarın şimdikinin çok daha fazlasıyla iyi bir dönem yaşadıklarına iman etsinler. Allah'a güvensinler. Bizim Allah'tan başka kimimiz var? Allah da diyor ki bana güvenin. Ben vereceğim. Sadece Allah bize bir şeyler öğretiyor. Varlığı da yaşatıyor, yokluğu da yaşatıyor. Hepsinden razı olmayı bilelim. Hanımefendiler, beyefendilerine şöyle desin. Senin canın sağ ol. Sen yeter ki bizim başımızda sağ ol. Gerekirse şu izolasyon dönemi hepimiz çalışırız. Bu evi görürüz. Sen çalışkan bir insansın. Allah kerim aç kalmayız. Allah kerim açlıktan ölmeyiz. Bir takım ihtiyaçlarımızı şimdi göremeyebiliriz. Göremeyebiliriz. Can sağlığı olsun. Yiyelim içelim açlıktan ölmeyelim. Birisi telafi edilir. Birisi telafi edilir. Beyefendileri, hanımefendilerin kesinlikle rahatlatması lazım. Allah'tan dolayı rahat olmamız lazım. İnşallah çalışacağız, Allah'a dua edeceğiz. Namazımız yoksa namaza başlayalım. Oruç zamanı geliyor, ne güzel, oruçlarımızı tutalım. Kur'an'la hemhal olalım. Fakir kullarına yardım edelim. Elimizde azıcık bile olsa, bir ekmeğimiz varsa bir iki dilimini tasadduk edelim. İnfak edelim. Allah diyor ki siz rızkınızdan verdiğiniz zaman ben verdikçe artırırım diyor. Çok olunca elinizden fazlası, elinizde fazla varsa verin demiyor. Artırdıklarınızdan verin demiyor. Rızkınızdan verin, rızkınızdan infak edin diyor. Dolayısıyla bol bol niyet tutarak sadaka versinler. Ya Rabbi halimiz sana malum. Bizi hayırla buradan kurtar. Ya Rabbi çekemeyeceğimiz yükle bizi imtihan etme. Ya Rabbi hayırlısıyla bize daha iyi bir iş ver. Gene çok güzel bir sözler hanımefendi diyor ki Allah koltuk değneklerinizi kaybettiyseniz Allah belki de artık kendi başınıza yürümenizi istiyordu. Kendi başınıza yürüme zamanınız gelmiştir. Allah bir Osman Nebioğlu diye çok güzel bir yazarın bir kitabı vardı. Sihirli Bahçe diye. Orada hiç unutmadığım bir söz var değerli hanımefendi. Diyor ki Allah bir tahta kapıyı kapatırsa bir altın kapıyı açar. Allah'ın nimetleri bu kadar boldur. Ümitsizliğe düşme çocuğum diyor çocuğa. Allah'a evet. Güven. Allah bir tahta kapıyı kapatırsa bir altın kapıyı açar. O yüzden de güneş her gün yeniden doğuyor. Yeni doğan günün bize ne getireceğini bilmiyoruz. Nasıl rızıklar getireceğini bilmiyoruz. Radiyetü billahi Rabben diyelim. Ve bil İslam'ı diyelim. Ve bil Muhammed'e Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Razı olalım ve çok çalışalım. Bunların Allah'tan olduğunu bilelim. Bunların geçeceğini bilelim. İnsanı öldürelim korona değil. Eceli olduğunu bilelim. Eceli gelmeyene hiç kimse bir şey yapamaz. Korona virüsünü başından aşağı şakır şakır dökseniz hiçbir şey olmaz. Eceli gelmeyin. Dün üniversitede ders veren hocamız bir hadise anlattı. Yaşlı bir çift var. Çocukları onları şeye almışlar. Evlerinde onları karantinaya almışlar. Hiç kimse girmiyor. Hiç kimse çıkmıyor. Ve son 2 dakika. Tamam. Onlara o kadar güzel bakıyorlar ki hiçbir risk de yok. Fakat beyefendinin alacağı bir para varmış. Demiş ki illa o parayı alın bana getirin. Ya baba sonra alalım. Hayır o parayı getirin. O parayı getiriyorlar ve o paradan korona bulaşıyor. Şu anda ikisi de hastanede. Kime ne zaman ne olacağını sadece Allah bilir. Dolayısıyla eceli gelen ölüyor. İnternette bir şey paylaşıldı. Korona yenmiş Irak'ta. Gelmiş arabadan inmiş.
onları geldi diye kutlarken bir silah ona isabet ediyor, bir kurşunla ölüyor. Ecel taşmaz. Rabbim ecelimize kadar hak üzere olmayı, İslam ahlakı üzere olmayı, insanlığa ve kendimize, ailemize faydalı olmayı nasip etsin inşallah. Hocam son iki dakika, hiç söz bende kalsın istemiyorum. Son söz Kabil'inden bir sürü not aldım ama kesinlikle onları şu anda okumak istemiyorum. Bir güzel bir duayla kapatalım istiyorum. Hani bu güzel günlerde, bu günlerden güzelce çıkabilmek için ellerimizi açalım, hep beraber bir dua edelim hocam. Buyurun. Allah'ım, senin gücün her şeye yeter. Bizi irade sahibi olan şerefli mahluklar üzere olarak yarattın. Bizi öyle güzel bir ahlakla ahlaklandır ki sana layık olalım. Gönlümüzü helallerle şenlendir. Ayaklarımızı helal dairesinde sabit kıl. Yuvamızı cennetten bir köşe yap. Zihnimizi daima öğrenmeye açık tut. İlimde bizi derinleştir. Ahlakta yücelt. Sadakatli bir toplum eyle. Ve bizim ailemize yetişen çocuklar dünya yönetiminde Allah adına söz sahibi olsunlar. Ve her birimiz Allah'ın neferleri olalım, dava erleri olalım. Ve bizim ailemize yetişen çocuklar bizden sonra İslam'ın en güçlü temsilcisi olsunlar. İnsanlığın örneği olsunlar. Ve onların örneği de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun. İman ile, Kur'an ile emanetlerini alsınlar. Alsın Rabbim, hayırlı, bereketli, uzun ömür nasip etsin. Ramazanınız hayırlı olsun. Bugünleri hayırla atlatmamızı, sağlık afiyetle atlatmamızı Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Allah yar ve yardımcınız olsun hocam. Dilinize kuvvet, bileğinize kuvvet, sözünüze, sesinize, yüreğinize amin. Kuvvet. Allah hizmetlerinizi daim etsin inşallah. Amin. Hepimizin de inşallah. Evet, son dakikalarımız. Dualarınızın hepsine amin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere. Ben teşekkür ediyorum. Her önce eğitim kurumları olarak evlerinize misafir olduk. Salih hocam, Allah razı olsun. Buyurun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim yuvalarınızı cennetten bir köşe yapsın.